Tamam. Şimdi bir de landmark, 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 detection'dan bahsedeceğim. Burada da yine birkaç tane aslında şeyimiz var. Tanımlamamız var. Landmark detection dediğimiz şey de aslında bounding box fikrine çok benziyor. Mesela örneğin ben bir yüzün bir yüzü tanımak istiyorum ama aynı zamanda yüzün Deki gözün nerede olduğu bilgisine, burunun kenarlarının, ağzın kenarlarının nerede olduğu bilgisine de ihtiyacım var. Bunlara şey diyoruz yani yüzün landmarkları veya işte fotoğrafın landmarkları. Ee, Bunda nasıl yapıyoruz? Aslında buradaki bounding boxla aynı mantık. Sadece bu sefer box'tansa ben burada belli noktalar belirliyorum, ee, işte insan anatomisine göre gözlerin kenarlarına iki tane koyuyorum, işte ağzın kenarlarına iki tane koyuyorum vesaire. Mesela toplamda bir insanın yüzü için 64 tane landmark belirliyorum. Dolayısıyla bunun vektörü de burada gördüğünüz gibi oluşuyor. Yani bir landmark 1'in x ve y koordinatı, landmark 2'nin x ve y koordinatı falan şeklinde 64'e kadar x ve y koordinatları oluyor bu sefer. Bounding box bilgisinden ise bu bilgiler oluyor. Ve yine ben aynı şekilde convolutional network'ümü eğitebiliyorum. Burada videoda şey örneğini veriyor. Mesela diyor eğer filtreleri bu şekilde yapıyor, yapılıyor. Çünkü eğer sen bir yüzdeki e, bütün önemli noktaları e, bulabilirsen bunların üzerine de bir filtre ekleyip işte ne bileyim burada taç eklemiş mesela e, bir eğer filtresi oluşturabilirsin. Ana fikir bu şekilde. Burada üstte de göstermiş zaten. Ben bu fotoğrafı alıyorum. convolution Network'ten geçiriyorum. Sonra yine bir fully connected layer'ım var zaten her seferinde olduğu gibi. Sonra da output olarak bu bir face mi bilgisi var. Bir de 64 çarpı 2'den 128 tane koordinat bilgim var elimde. 64 landmark için ikişer tane olmak üzere. Dolayısıyla toplamda aslında buradaki output'um 129'luk bir vektör oluyor. Ee, aynı şey yine pose detection için de kullanılabilir. Ee, burada işte mesela şey görüyoruz bir futbolcunun üzerinde işte başının, omuzlarının, dizlerinin hani eklem bölgeleri mesela işaretlenmiş. Yine bu da bir landmark detection'a giriyor. Burada mesela atıyorum 32 nokta belirledik demiş. Burada da 32'ye hatta işte bu bir insan mı bilgisi var önce. Sonra da 32 tane koordinat bilgisi var. Dolayısıyla toplamda mesela 65'lik bir output vektör oluşuyor bizim için. Yani burada aslında söylemek istediği şey şu. Buradaki e, bounding box fikri daha birçok e, detection algoritmasında kullanılabiliyor. Burada onun örneğini vermiş. Şey, ben burada bir soru sorabilir miyim? Tabii. E, buradaki şey için, ortadaki resim için, face için konuşacak olursak Hı -hı. 64 tane aslında burada e, x ve y koordinatı var ya. Buradaki 64 evet. farazi bir 64 mü? Yani normalde MPP2 diye bir işte pose estimation dataset falan var. Orada Hı -hı. galiba yanlış hatırlamıyorsam Uzun zaman önceydi. Dok 19 tane filan e, vücuttaki işte böyle e, joint noktalarını şey yapmışlardı hı hı da büyük 64. Neden 64? Aa, ben yani bu olabilirim bu arada? Bu, bu tamamen örnek olarak verilmiş yani bu şeye göre değişir. E, ben de aslında 64 kullanıp kullanılmadığından çok emin değilim. E, bu sadece bir örnek olarak vermiş yani. E, ya da bir yüzü tanımlamak için böyle yüzün üzerinde yüz face'in üzerinde 64 tane böyle point mi acaba bir yüzü? E, yani devir. olabilir. Evet yani muhtemelen zaten o şekilde ortaya çıkmıştır. Ama belki 64'ten farklı bir sayı da olabilir. Burada Hı. ben daha çok 64-32 gibi bir sayı olarak örnek verdiğini düşünüyorum. Ama Hı. yani bunun dediğin gibi kesinlikle bir şey vardır. Genelde kullanılan bir sayısı vardır diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. evet. Sağ olun.